Evet, yeni bir videoya hoş geldiniz. Şimdi BİM'e gittik geldik ama bugün izinliydi. Hava gerçekten olağanüstü bir derecede kötü olduğu için. Hava da çok kötü olduğu için bir yere çıkmak istemedik. Şimdi hemen kısaca aldıklarımı göstereceğim. Şöyle bir tane cam silim yoktu. Cam sil aldım. Çikolata almışım. Kooperatif balığı, çam balığı. Şöyle birkaç tane ikisi bir arada aldım. Bu markayı ilk defa deniyorum. Nescafe'ninkiler çok ağır geliyor. Belki de bu hafif gelir diye. Bu markadan aldım bu sefer. Yine bir tane daha Laviva. Şöyle bir duş jeli arkadaşlar. Bunun fiyatı Migros'larda 35 lira. Ben BİM'den 15 liraya aldım. Pırlay'ın duş jeli Hindistan cevizli. Tamam balık vereceğim. Şöyle 300 gramlık labne peyniri. Yine bir Nescafe, Nescafe ve Nescafe. Şöyle bir tane bamya aldım. Böyle hazır dondurulmuş alıyorum. Bunu da sebzeli bir şekilde yapacağım. İçerisine başka farklı bir şeyler koyup. Anın için Nivea'nın Fresh Active'i. Ben bu acı biberden almadım ki. Sen mi değiştirdin Anıl bunu? Ya inanmıyorum, ben ince sivri acı biber aldım. Yanlış varmışsın. Evet. Tombik almışım. Neyse bu seferlik tombik yiyeceğiz artık, ne yapalım. Ama üzüldüm ben, yani sivri istiyordum aslında. Neyse bir tane şöyle bir kilogramlık tereyağı aldık. Bunu da sanırım 65 liraya aldık. Başka bir şey var mı? Heh, bir tane daha Nescafe çıktı. İkinci poşetimize geçelim. Egemen için şöyle iki biber sırlar var. Ondan aldım. Ruffles. Yine şöyle bir kaşık cipsi. Egemen'in balık krekeri. Biskrem ekstra. Bu neymiş? Pirinç. Başka bir şey var mı? Yok galiba. Bu da 2,5 kiloluk baldo pirinç arkadaşlar. Şu kadarcık şeyi 257 lira verdik geldik. Yani eksiğimiz yoktu. Fazla işte baldo pirinç eksiğimiz falan vardı. Bunları saymayın zaten. Bunlar ekstra fuzuli şeyler. Yani bunlar da işte tereyağı da alınacak sonuçta. Sürekli bitiyor. Yani bu kadar. Artık ne zaman devam edelim, ne zaman açarım bakalım arkadaşlar. Sözü vermeyeyim duruma göre. Bir de şöyle suyumuzu göstereyim. Getir'den yine indirimimiz vardı. Şöyle ikili, ikili, üç tane böyle ikili, yani altı tane ikili. Bir de şöyle benim için 1,5 litrelik su aldık. Ben bu Kuzey'den markasını gerçekten çok seviyorum. Tadını çok beğendim. Böyleyiz havada dediğim gibi. Böyle evdeyiz. Ananın yarın atışı varmış. Atıştan erken çıkacak. Erken gelip erken gelecek. Yine açarım kamerayı. Size geçen videoda bahsettiğim bu sweet chill bilmem bir şey. Yani Heinz'in tatlı acı sosunu aldım. Ama çok fazla beğenmedim. Aramızda kalsın. Böyle bilmiyorum, değişik bir tat oldu. Sabah özellikle denemek için nugget yedim. Şoktan dün ne aldım? 700 gramlık ketçap 18 liraya düşmüştü, bundan aldım. Mayonez aldım, şöyle Tatın mayonezini aldım. Biz biliyorsunuz seviyoruz ketçapları, mayonezdir. Egemen'in balık yani çok sorun olmuş. Şu markanın arkadaşlar, ama bu markanın içeriğine ben baktım. Çok fazla omega 3 yağ asitleri fazla değil. Ben de yeni bir balık yağı sipariş ettim. Piyasanın en iyisi Carlson diye bir marka sanırım. Onu bir dahaki videoda gelince gösteririm diye düşünüyorum. Ya da bu videoda da gösterebilirim eğer ki bu video biraz daha uzun olursa. Duruma göre bakalım. Sonra yine şöyle bir zeytinyağı aldık. Ya bizim yağlarımız bitmez arkadaşlar. Biz sürekli bir yağ peşindeyiz. Yani seviyoruz böyle. Şimdi bakalım, bu Nescafe'yi ilk defa deneyeceğim dediğim gibi. Eğer hafif olursa hoşuma gider diye düşünüyorum. Sonra da saç
düzleştiricisiyle beraber bir şekil yapılıyormuş. Onu yapmaya çalışacağım. Damla altında görmüştüm sanırım. O böyle yapmaya çalışıyordu. Hoşuma da gitti. Bilmiyorum. Etkili bir şey mi? Güzel olur mu? İnce bir düzleştirici olması gerektiğini söylüyor. Bendeki de ince bir düzleştirici zaten. Nescafe'm burada biraz soğusun. Ben de o sırada şeyi deneyeyim. Bakalım olacak mı? Nescafe'yi gerçekten soğuk seviyorum. Sıcak hayatta içmeyi sevmem. Çayı da aynı şekilde. Sen burada soğumaya dur. Biz bir banyoya gidelim. Evet, ortam bu şekilde. Bendeki şöyle bir yüzleştirici. İnce olan bu var elimde. Bir de kalın var. Onu zaten yeni almıştım biliyorsunuz, Remington'un. Bununla beraber deneyeceğim. Bakalım. Bu arada dün yine güzel temizlik yapıldı arkadaşlar. Ben de buradayım. Yani sürekli bir temizlik telaşındayız. Dün her yeri sildim, süpürdüm. Banyoda tuvaletleri, oraları da hallettim. Camlar zaten temizdi. Gerçi yağmur yağdı ondan sonra ama o yine de leşhaneden kurtulmuş oldu. Çok kötüydü çünkü gerçekten. Onun haricinde ne yaptım? Yani her şeyi hallettim. Normalde ben hani öyle haftada bir ev silmem, süpürürüm ama ev silmeyi çok fazla sevmem. O yüzden öyle 2 haftada bir filan, 15 günde bir, 20 günde bir bazen sarkabiliyor. O zamanlarda silebiliyorum. İşte dün hepsini hallettim, tozlarımı aldım. Yani baya baya ev şu an temiz. Ama ne kadar temiz kalıyor evler biliyorsunuz. Kaç gün, 2-3 gün temiz kalıyor, sonra bir daha kirleniyor. Sizi şöyle bir yere koyayım. Yani beni çok fazla göremeseniz de şu an sadece bir de bu ışığı açtım. Biraz o yüzden karanlık çıkıyorum. Şimdi ne yapıyordu biliyor musunuz? Şöyle bir tutam alıyorum mesela. Bir şöyle, bir böyle, bir de şöyle yaptı. Yani yapmasam daha iyiydi bence. Gerçekten. Çok kötü. Şöyle. 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 Bence kapat kapat kapat. Hemen kapat. Bakar mısınız? Çok kötü. İnanılmaz kötü. Yani... Ya ben yapamadım ya benim düzleştiricimde bir şey var. Kapattım vallahi, yok yani. Olmuyor. Egemen Bey de burada. Biraz televizyon seyrediyor arkadaşlar. Az sonra hamur filan oynamak ister. Biliyorsunuz bir de buna hani su dolduruyordum ben banyoda. Bu aralar biraz üşüttüğü için şey yapmıyorum. Doldurmuyorum. Dedesiyle de filan çok fazla dışarı çıktılar son zamanlarda. Ay, çamaşırlarım da kurumuyor ya. Şurada gözüme çarpıyorlar. Çok soğuk olduğu için hava gerçekten kurumuyorlar. Böyleyiz. Hatta dördümüz yiyeceğiz. Çünkü Anıl da, babam da perhizde sayılır yani. Periz mi? Diyet mi artık ne derseniz. Bir de şöyle bulgur pilavımız var. Gayet bol sebzeli. Bundan bayağı bol yapmış babam dün. Havuçlu falan çok güzel. Yanına da büyük ihtimal bol salata yaparız diye düşünüyorum. Salatayla beraber dengeleriz. Ben zaten benim kilomu sormayın. 52,5 kiloya düştüm aç karnına. 52,5 kiloyum. Yine biraz çaba sarf ettim. Yani 1,5 kilo daha verdim. Anne, efendim? Anne. Ne istiyorsun? Söyle bakayım. Çitos. Çitos. Çitos.
Çitos vereyim mi biraz? Çitos. Ama yemek yemezsen ne olacak sonra? Çitos. Tamam, azıcık vereyim. Bakın arkadaşlar, şu an tokum. Kahvaltı yaptım ve 52.90'ım. Yani aç karnı 52.5'a dediğim gibi düştüm. Çok şükür. Çok şükür tekrar 52.5'a düşebildim. Bu arada geçenlerde yeni ebebek indirimi vardı. Ben de o indirimden şöyle Hip'in baby şampuanını aldım Egemen için. İçerik olarak çok doğal, çok iyi içeriğe sahip olduğunu biliyorum. Hatta mühendisin oğlu da galiba bunu önermişti. Mustela'yı da kullandım. Doe Baby kullandım. Bübşin kullandım. Ama Mustela, evet, Mustela'nın içeriği de çok temizdi. Ve galiba, evet, Hip, doğru doğru. Az önce de beri hatırlamaya çalışıyorum da Hip yani. Bu da çok iyiymiş ama bunun milimi küçük arkadaşlar. 200 milimlik bir şampuan. Gayet de gerçekten çok güzel ve çok doğal, temiz kokuyor. İndirimde 21 liraya almıştım. Normal fiyat 30 küsür liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Şubat ayı boyunca ebeveyn indirimi vardı. Ama bugün itibariyle 1 Mart, artık Mart'a girdik. Yavaş yavaş baharın da habercisi. Şöyle koyalım. Bak burada kalsın. Tadını sevdim, hafif. Aynen. Gerçekten hafif sevdim arkadaşlar. Ya Nescafe'ninki bana çok ağır geliyor. O yüzden onu hani içerken filan midemde bir yanma hissiyatı oluşuyor. Böyle rahatsızlık hissediyorum. Rahat hissetmiyorum. Yani bulantı gibi değil ama bulantıdan bir önceki aşama gibi düşünün. Yani bilmiyorum, çok büyük bir rahatsızlık hissediyorum onda ama bakın bu hafifmiş. Mesela Jacobs'un da hafif. Jacobs'u da seviyorum ikisi bir arada olarak. Bundan 5 tane aldım. Tanesi 90 kuruştu. Kahve Dünyası'ndakini de çok seviyorum. Kahve Dünyası'nın tanesi 2 lira olmuş bu arada. Normalde onu galiba ben 1 liraya falan alıyordum. Daha 5-6 ay öncesine kadar. Ama bu da güzel. Bunu da alırım yani artık. Gayet güzel, sevdim. Şimdi ben burada bir şey yapıyorum. Ben söylemeden siz ne yaptığımı anlayın. Evet, doğru tahmin, mercimek köftesi yapıyorum. Ama malzemelerini yarı yarıya indirdim. İşte bir su bardağı mercimek diyorsa yarım su bardağı koydum. İşte 1,5 su bardağı ince bulgur diyorsa 75'lik koydum. Ondan sonra soğanımı böyle küçük küçük doğradım. Zeytinyağımı koydum. Birazdan domates salçası ekleyeceğim. Biber salçası, tatlı biber bu arada. Limon, maydanoz, yeşil soğanı tam doğruyordum. Kamerayı açtım. Bunları birazdan karıştırırken, sıkarken görüşürüz. Ay, resmen bugün pazar günü gibi bir gün. Aslında benim şey yapasım var ya. Akşama doğru bir AVM'ye gidesim var. Bir tane lila sweatshirt gördüm. Ondan alasım var ama tam bilmiyorum. Çıkarsam tek başıma çıkarım. Egemen dediğim gibi hani üşüttüğü için markete bile zor hani götürdük. Ay, bayağı bir soğuk hava. 7-8 dereceleri düşmüş. O yüzden o da üşüttü yani arkadaşlar. Dikkat etmeye çalışıyoruz. Bir de şunu yine geçenlerde yeni aldım. Tortellini. Yok aşkım, çikolata yok. Bu 3 peynirli bir makarnaymış. Zaten duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Ben hiç denemedim. İlk defa deneyeceğim. Büyük ihtimalle kremalı deneyeceğim bunu. Evde bir paket kremam da var. Onunla denerim diye düşünüyorum. Hatta yarın yaparım. Bugün yemek yemeyeceğim. Dediğim gibi mercimek köftesi yiyeceğim. Az biraz. Ama bunu da bir ara yaparım artık. Bilmiyorum ya. Koy oğluşum. Sen uykun mu geldi acaba? Anne. Zamanımız doldu. Mercimek köftelerimiz yarım saat falan bekliyor. Şimdi sosumuzu koyalım hemen. Şöyle güzel bir salçalı yağlı sosum var. Tuzunu da içine ekledim ben. Kıvamına göre bakacağım. Olmuşum, olmamışım. Tadına göre daha doğrusu, pardon. İyice karıştıralım. En son elimle beraber
Hatta en son değil şimdi elimle beraber. İnşallah çok sıcak değildir. Yok değil. İyice karıştıralım. Size şöyle göstereyim. Maydanozla şey de burada. Limonum filan da burada. Ve işlem başarılı arkadaşlar. Bakın şöyle az bir porsiyon çıktı. Bu zaten büyük bir kap değil. Dediğim gibi yarına kalırsa yarın da yenir. Kalmazsa üçümüz yine yeriz. Egemen çok fazla yemiyor. Şimdi ben bunu yemeden önce yalnız Kylo Ting'in hareketleri var, egzersizleri. Son 6 günüm kaldı. 8 gündür onu yapıyorum. Biraz onu yapalım. Spor hazırım. Bu taytı ebebekten almıştım. Biliyorsunuz bu toparlayıcı bir tayt. Gayet gerçekten de toparlıyor arkadaşlar. Neyse vakit kaybetmeden sporumuzu yapalım. Benim yaptığım program bu. Şu. Sporumu yaptım, bitirdim. 10 dakikalık bir şey ama çok fazla yoruyor arkadaşlar. Ya bütün karın kaslarınız çalışıyor, öyle böyle değil. Bence bir bakın yani, konuşamıyorum. Yoruş yeri maskesini uygulayacağım hemen. Bu ne maskesiydi? Gözenek maskesi arkadaşlar. Daha önce de muhakkak göstermiştim, olmuştu böyle siyah bir maske. Çok da güzel kokuyor, çok böyle doğal, doğa kokuyor sanki. Sonra da biraz kendime geldikten sonra mercimek köftesinden yiyeceğim. Az bir şey. En sonunda bir tane çay aldım Doğadan'ın. Kiraz sapı çayıydı galiba. En son onu içerken artık veda ederiz. Şu anda akşam ezanı okunuyor. Saat kaç? 16.03. 4'ü 3 geçiyor. Bunu ben böyle bir 10 dakika falan bekleteyim. Ondan sonra da dediğim gibi biraz mercimek köftesinden yerim. En sonunda çayımı içerken feda ederiz. Normalde ben bunu sabahları uyanır uyanmaz yapıyorum. Ama o zaman da hiç halim olmuyor. Şimdi en azından hani kahvaltıyla akşam yemeği arasında yapıyorum. Böyle çok daha beni zorlamasın. Hani enerjim de biraz yerine gelmiş olsun hissediyorum. Şu an aman aman aç değilim. Yemek yemeye falan yani mercimek köftesi yedim demeye 4,5 olur saat. Yarım saat falan daha bekleyeceğim. Yoksa bu sefer akşamlara çok acıkıyorum. Ama şu da var, midem gerçekten küçüldü. Normalde ben hani gece neler neler böyle canım isterdi. Aşırı şeyler yerdim. 55 kilo olurdum sonra. Yani zayıfken, yani 55 kilo bir insanın 52,5 kiloya düşmesi gerçekten çok zor. Bu arada buraları sevmeyenler geçebilir arkadaşlar. Ben günlük hayatımdaki yaşadığım her şeyi göstermeye çalıştığım için kilo da şu an benim gündemimde. Hani sonra bana demeyin işte harika, ne kadar çok işte onu anlatıyorsun, bunu anlatıyorsun. Yani buraları geçebilirsiniz. Benim için hiçbir sıkıntı yok. Ben normalde hani yaşadığım şeyleri de anlattığım için bunu da şöyle bir kısacık geçmek istedim. 95 kilo bir insanın 90 kiloya düşmesi daha kolaydır. Ya da işte 93'e, 92'ye düşmesi daha kolaydır. Ama 55 kilo bir insanın 52'ye, işte 51'e, 52,5'a düşmesi çok daha zordur. Neyse. Biraz beklesin. Sonra görüşürüz. Bahsettiğim şey şu arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Doğadan markasının kiraz saplı çayı. Şimdi bundan bir tane içeceğim. Yemeğimi yedim. Bununla beraber kapanışı yapıyorum. Canım çok çekerse
Türk kahvesi içiyorum. Yanında bitter çikolata yiyorum biraz. Tabii abartmamak kaydıyla yiyorum. Ama gerçekten artık hani istemiyorum yani. Canım istemiyor zaten. O yüzden rahatım. Sıcak suyumuzu koyalım. Bunu da bana arkadaşım önerdi Demet. Dedi bu çay gayet ödem attırıyor filan. Ben de aldım. Güzelce demlensin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.